Selçuk'un öldüğü evde bir tane akrabamız çıktı. Bilmece bulmaca mı oynayacağız yoksa anlatacak mısın? Kardeşim. Hangi kardeş? Filiz kardeşim. Baban bana bağırdığını duyarsa gelir seni böyle böyle tokatlar. Nasıl? Nasıl tokatlar? Nasıl tokatlıyormuş kız? Dur bakayım sen. Ben sana devamlı emir mi tekrar edeceğim ulan? Özgür ne aldı sana? Oğut aldı. Parasını kim verdi? Filiz verdi. Ya Melki abla ne olur yardım et. Ya annem babam duyarsa ne yaparım? Ya babam beni evlatlıktan reddeder. Ya annem zaten hasta, hiçbir şeye üzülmemesi lazım. Ne yapacağım ben, ne olur yardım et. Ben Ferit'le konuşurum, merak etme. Kardeşim de alacaksın karşına, güzel güzel konuşacaksın, hadiseyi bir anlattıracaksın yani ne olduğunu emretti. Ben şimdi nasıl konuşayım amirim onunla ya, bir tane patlatırım suratına. Yarın sabah aç kalkacaksın, hiçbir şey yemeyeceksin. Tahlile gideceksin Melike ablanla. Eğer kanında herhangi bir madde bulurlarsa seni öldürürüm. Niye biliyor musun? Bana yalan söylediğin için. Benle doğru konuşacaksın. Şimdi sana bir defa daha soruyorum. Uyuşturucu kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Yaşlı olanı değil mi Tahir Kemal? Evet abi. Bu da Ferit Çağlayan. Cinayet masası. Benim bu durumu olduğu gibi rapor etmem lazım. Sen bugün de burada kal. Doğru düzgün uykunu al. Yarın ben de şubeye gelip ifade vereceksin. Bu olayı saklayamayız. Güleciğim bunlar nasıl oldu? Düştüm. Nerede? Yuvada top oynarken. Pavyondan içeri giriyorum. Kızcağız sahnede şarkı söylüyor. Ben kapıdan içeri giriyorum. Şarkısını kesiyor, bizim ikimizin şarkısını söylüyor bak. Hangisiydi sizin şarkınız? Sevemedim kara gözlüm. Sen kaç senedir çalışıyorsun hastanede? 10 sene. Sen? 4. Resepsiyondaki arkadaşlarınız kaçışın acil kapısından olduğunu söylediler. İmkanı yok efendim. Acil kapısından olamaz. Acil kapısında korumalar var. Biz varız. Mümkün değil oradan kaçması. Başka nereden çıkış var? Kardeşim niye ağlıyorsun? Hayır, niye ağlıyorsun? Soru soruyoruz burada. Ağlayacak bir şey yok. Ağlayacaksak oturup biz ağlayalım. Ya bacım, niye ağlıyorsun? Anladık, senin yüzünden mi kaçtı adam? Sen mi kaçırdın adamı?
Nasıl kaçırmışlar Ferit? Vallahi amirim elimizde bir takım bilgiler var ama... Şimdi anlatılanlardan yola çıkarsak akşam konsültasyona girecek doktorlar eterde bayıltılmış bulundu. Birileri onların elbiselerini giymiş. Ha bu arada hastaneden birisi de onlar için çalışmış. Bu adamlar memurların yanından geçmişler, konsültasyona girmişler. Ondan sonra işi bitirmişler. Güvenlik kameraları? Bir de gidip güvenlik kameralarına çalışmış. Oraya gidip kaseti değiştirmişler. Dışarı nasıl çıkmışlar? Birinci katı ele geçirdikleri için oradan ayrılmaları zor olmamış. Hastaya ölü süsü verip morga götürmek istediler. Olabilir amirim. Evet. Daha bir sürü ihtimal olabilir değil mi? Peki hastane dışına nasıl çıktı bunlar? Ellerinde ölüm raporuyla çıkmış olabilirler. Ya da bütün kameraları iptal ettiler. Ya da... Yani işte nasıl kaçırdılarsa kaçırdılar gittiler adamlar yani. Amirim isterseniz bilgilerimizi organize ekiplere aktarayım ben. Artık gerisi onlara kalmış. Ben de olayı takip ederim. Evet öyle. Gerisi onlara kalmış. Benim kanaatimce bu adamlar oraya... ...doktor olarak girdiler, polis olarak çıktılar. Helal olsun. Ferit ya şu organize ekipteki adamlar bir gelsin, memurlar bir konuşalım. Ne işte? Bağışın abi. Doktor girdik, polis olarak çıktık hastaneden. Bu kalemun gibiyiz tavukçum. İyi iş bitirdin amca. Helal olsun. Bundan sonra beraber çalışırız artık. Çalışacağız, çalışacağız. Ama yanlış yapmadan çalışacağız. Sen bir kendine geleceksin. Ondan sonra amcanı bulursan çalışırız tabii. Yarın seni Karadeniz'den Romanya'ya kaçırıyorum. Daniel seni alacak, sabah Litvanya'ya gönderecek. Babam nasıl oldu? İyi, iyi. İyi çıktı ameliyattan. Zımba gibi maşallah. 0 kilometre oldu. Yakacak, kovuracak ortalığı. Bir konuşsaydım şununla ya. Bir telefon getirin oğlum. Ulan büyüdüğünde mafya mı oldun bakayım sana? Geldin karıştırdın buraları. Malları vermişsin. Ne adamsın sen ya. Var mı mecalin? Çalıştırır mı bir tane hatun? Ha yok. İyi gelirdi be oğlum, rahatlardın. Yok be amca, boş ver. Ben Litvanya'ya gitmeyeceğim ya. Ne yapacağım orada? Burada halletmem gereken bir iki iş var. Ne işin var? Öyle bir iki ince işim var. Oğlum sen git babanın yanına. Burada ince işleri ben bitireceğim. Öyle ince iş değil amca. Gönül işi. Öğrendim her şeyi tavuk. Gitmişsin bir kıza takılmışsın. O da cinayet masası Ferit Çağlayan'ın sevgilisiymiş değil mi? Ha? O kız hiçbir zaman o adamın sevgilisi olmadı amca. Tamam her neyse işte. Hepsini bitireceğiz oğlum. Sen git. Kızı da istersen sana getiririm. Vay amcama bak. Polisleri bitireceksin, kızı bana getireceksin. Ben gideyim o zaman. Git oğlum git. İnternet gibi servis veriyoruz. Enter yapacaksın böyle. İstekleri bildireceksin, adrese teslim edeceğiz. Yok yok. Bu işi ben başlattım, ben bitireceğim amca. Bu halini nasıl bitireceksin lan? Beynimle bitireceğim. Babana ne diyeceksin? Sen orasını merak etme, hallederim. Sen bana yardımcı olacak mısın? Öyle konuştuk işte baba. Ne oğlum buradayız. Ben bir toparlanayım, kendime geleyim. Ondan sonra harekete geçeriz. Arkadaşlar, cinayet masası olarak biz mi nöbet tutacağız o kapıda? He? Amirim, haklısınız ama bizde bugüne kadar görülmüş bir olay değil. Biz ekip olarak kuş bile uçurtmadık buralarda. He, uçurttunuz şimdi. Öyle değil mi? Biz ne yaptık? Bu adamları aldık, adalete teslim ettik. Biz masamız bunu yapıyor. Adalete teslim ediyoruz. Adamı atmışız KODES'e. Çıkaracağız hastaneden. Ömrünün sonuna kadar çürüyecek hücrelerde herif. Adamı kaçırıyorsunuz ya. He? Adamı kaçırıyorsunuz, bu adam bizim başımıza bela olacak ya.
Şube müdürünüz kalkıyor, telefon açıyor bu iş. Benimle ne alakası varmış? Ferit arkadaşımla ne alakası var bu işin? Biz işimizi yaptık, bitirdik. Ha şimdi bizi baylayla baş başa bırakacaksınız. Gideceksiniz, şube müdürünüzle konuşacaksınız, ifadelerinizi vereceksiniz. Bir daha buraya telefon istemiyorum, hadi. Açsın abi. Açsın abi. Amirim, ne yapacağız? Bilmiyorum Ferit ya. Macera dolu günler bizi bekliyor. Aslan oldum benim. Ben maceraya girecek halim kalmadı artık. Ben kendim macera oldum ya. Amirim, otobüs sonuçları geldi Selko'dan. Damarlarını enjektörle hava basmışlar. O da damarlarını patlatmış. Ölüm nedeni bu yani. Olay bir cinayet. Feyzo bana geçen akşam bir şeyler söyledi. Onun kebapçıda otururken iki tane emniyetçi vardı eski. Onlar çıkarken biri dedi, o Tahir dikkat et, seni kıskanan var falan filan. Feyzo'ya sordum bunu, dedim nedir bu? Ne diyor bunlar? Mesele çözüldü, bir takım müfettişler gelmişler, bizi burada araştırıyorlar bilmem ne. Bizi bu teşkilattan yavaş yavaş uzaklaştırmaya kararlı insanlar herhalde. Bilmiyorum, benim de kafam karışık. Amirim, size tekrar sorabilir miyim? Siz mi öldürdünüz? Ben tehdit ettim. Enjektörü tuttum ya, orada benim parmak izim vardır. Gebertirim seni dedim ama öldürmedim. Sizin lafınız benim için kutsaldır abi. Yani ben buna inanırım, başka bir şeye inanmam. Hayır, tekrar soruyorum. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa, ben bunu sizinle beraber gizlemeye de göğüslemeye de hazırım. İsterseniz olayın yönünü de değiştirin. Ben öldürmedim Ferit. Sen onun ölümü hak ettiğini düşünüyorsun değil mi? Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bizim bu cezayı verme hakkımız yok. Onu adalet verecek. Bunu yapabilmemiz için, yani adamı öldürmemiz için kendimizi kaybetmemiz gerekmekte. Yani delirmemiz gerekmekte. Ben bildiğim kadarıyla deli değilim. Ama ben de benim bilmediğim başka bir deli varsa, o da ayrı bir mevzu. Ya Ferit, basayım istifayı, çıkayım gideyim şu emniyetten ya. Dışarıdan devam ederim. Yardımcı olurum sana. Ya amirim, yurt dışına mı çıkıyorsunuz? Yok. Sokağa çıkacağım Ferit. Biraz sokakta dolanayım. Ben eve gideceğim. Çok yorgunum Ferit. Biraz gideyim dinleneyim. Tamam abi. Bir şey olursa ben buradayım amirim. Biraz uyuklayacağım, ondan sonra sorguya devam ederim. İyi geceler. Tamam baba. Geçmiş olsun sana. Merak etme, birkaç gün ayağa kalkarım ben. Önemli bir şey yok. Ellerinden öperim, iyi bak kendine. Amca. He. Babam amcana da karşılığını verdik türünden bir laf etti. Hayırdır? Neymiş bunun karşılığı? Sen hayatını dehlizlerde geçireceksin de şimdi buradasın. Sen olsaydın ne kadar verirdin? Bedava yapılır mı bu işler? Ben mal varlığımın hepsini verirdim böyle bir iş için. Tamam. Haklısın, bakacağız. Böyle bir şeyin bedeli olmaz. Doktor bey geldi, sizi muayene edecek. Hasar tespit çalışması yapacağız ha? Ya iyiyim ben doktor ya. Ufak bir çatlak varmış. Birkaç güne toparlarım kendimi. Üstüne basabiliyorum yani. Gerek yok. Güzel.
Madem ki iyisiniz, ben de doktor beyi yolcu edeyim o zaman. Kim bu? Yengen olur. Bir süre için. Bunların depozitosu yok. Bunları böyle kullanıp atıyorsun. Ama bir boli var bu işin sonunda. Yok ya, ne bolisiymiş bu? Kim o biliyor musun? Sadi Cinaşilli'nin karısı. Genç ve güzel karısı. Haberin var mı tavukçuğum? Cinaşilli'yi uçurduk. Tabii. Jürgens işini bitirdi. Vay, elinize sağlık. Sadi Cinaşilli'nin oğlunu da öyle tanker yaptı, aynen karaya vurdu. Şimdi sıra Tahir Kemal, Ferit Çağlayan ikilisinde. Muhteşem ikili. Onların havalesini yapacağız. Ondan sonra da amcan gene kaybolacak dünyadan. Başka alemlere gidecek. Tabii. New Zealand. Yamyamlarla böyle dünyanın uyanışını seyredeceğiz. Ne diyorsun sen? Alem adamsın amca ya. Çok üzüldün, çok yıprandın ya. Evet, inanamıyorum bütün bu olan bitene. Ne pis bir dünyaymış bu ya. Ya ben hayatım bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. Artık hayatımdaki her şeyi değiştirmek istiyorum. Nasıl yani? Yani mesela buradan gitmeyi düşünüyorum. Nereye gideceksin ki? Bilmiyorum ama bu ülkeden gitmek istiyorum. Bak ne diyeceğim o zaman. Eğer gidilecek güzel bir yer varsa söyle, birlikte gidelim. Ya Filiz, ben Deniz'den ayrıldım. Ama sen şimdi ben neden oldum falan diyeceksin. Ama hiç alakası yok. Biz Deniz'le hiçbir zaman sevgili gibi olamadık ki. Hem birisi beni çok istiyor diye onun olmak zorunda değilim herhalde. Ölüyorum ben senin için, biliyor musun? O kadar üzüldüm ki anlatamam sana. Ya çok teşekkür ederim Orkun ama inan şu anda bunları konuşacak durumda değilim. Yani hayatım o kadar karmakarışık ki ve ben sadece böyle çok uzaklara gidip orada günlerce uyumak istiyorum. Bak o zaman ne yapalım? Atlayalım motosiklete, buradan ta Olimpos'a kadar gidelim. Olimpos mu? Evet, istersen seninle dünyanın öbür ucuna kadar gideriz. Çalıştıkça açılıyorum, iyi geliyor. Benden istediğin bir şey var mı? Biz hastane dönüşü balık pazarına uğrayacağız. Canım ne kadar balık istiyordu bilemezsin. O zaman sana akşama güzel bir hamsi buğulama yapayım. Hamsi buğulama? kıvırcık salatalığı unutma sakın, olur mu? Alırım. Helvada. Olur şekerim. Fatma. Efendim baba. Herkese haber ver, bu akşam bize yemeğe gelsinler. Bak annen ne kadar mutlu görsünler, maşallah. Sen böyle olduktan sonra Allah'tan ne isterim ki? Şu odamda oyuncaklarımla oynayıp oyalanıp duruyorum. Tek istediğim şey sizin mutluluğunuz. Sana bir de rakı alayım mı? Ama bayılırım işte ona. Çok içmek yok ama. Tamam söz, çok içmek yok. Herkesi uyuttuktan sonra biraz koklaşırız değil mi? Terbiyesiz. Utanma mutanma kalmamış sende hiç. Ne gülüyorsunuz bakayım siz? Yavrucuğum, insan 40 yıl bir arada kalınca konuşacak, gülüşecek çok şey buluyor kendi kendine. Allah muhabbetinizi bozmasın. Bu zamanda böyle nazar değmesin. Aa, kızım değdi değeceği kadar. Aman anne başlamayın. Hadiye teyze, bu kitabı mutlaka okuyun. Hayatı nasıl güzelleştiririz onu anlatıyor. Aa, bizden geçti yavrum. Ama bu benim kitabım. Yani benim test kitabım. Bir yayın evi almıştı. Ses sedasız basmışlar. Birinci baskı tükendi, ikinci baskıya girdiler. İyi, ben de okurum. Tabii ben hepinize imzaladım. Ay yavrucuğum, niçin zahmet ettin? Masrafa giriyorsun. Bize bir tane verseydin hepimiz okurduk. Ay ne güzel şeymiş bu böyle. Aferin sana. Yarın televizyon programına çıkıyorum. Davet ettiler. Aa, izleriz artık.
Ya pek aslında istemiyorum. Yani çıkıp çıkmama konusunda da çok düşündüm. O zaman çık çık, ne güzel. Hep birlikte izleriz. Ferit de çatlar artık. Hadiye teyze bir şey içmediniz değil mi? Geçen tahlillerde çay içmiştiniz de. Yok yavrum yok. Bu sefer tedbirliyim. Bu tahlilleri de yaptırıyoruz ama ne olacaksa onu bilmiyorum. Hadi hoşça kal. Güle güle yavrum. Hadi anneciğim. Buyurun, buyurun. Geçin bakalım. Ah kızım benim, canım benim. Güzelim benim. Gelin, buyurun, buyurun. Sen böyle insanları topladın, getirdin buraya. He? Buyurun, geçin. Buyurun. Ya amirim sabah tutturdu, babamı görmeden okula gitmeyeceğim diye. Biz de aldık, getirdik. Kızım, sen böyle insanları yerinden anlatıyorsun ya. Ne yapıyorsun bunu? Babacığım, sen bugün işe gitme, beraber gezelim seninle. Gezeceğiz yavrum, çok gezeceğiz seninle. Ama işe gitmeden olmaz değil mi? Ya? Hani buraya eşya alacağım demiştin, dolduracağım demiştin. İşte yavaş yavaş alıyoruz kızım. Benim odam duruyor mu? Senin odan durmuyor. Senin odanı belediye geldi kaldırdı. Ruhsatı yokmuş. Onun yerine duvar ördüler oraya. Nasılsınız? Ne içersiniz? Bir şey içer misiniz? Sağ olun. Ya amirim, ablamla da konuştuk da Alev'in orayla ilgili problemleri var herhalde. Yani annesiyle ilişkili. Nasıl yani? Sen anlatsana. Şimdi Tahir Bey, dün rehberlik hocası anlattı. Bu çocuk annesinin evinde huzursuz. Bir kere o Ekrem denen adamla hiç geçinemiyorlarmış. Anladığım kadarıyla biraz da hor davranıyormuş galiba. Gerçi annesiyle ilgili hiçbir problemden bahsetmedi ama yani gün okula giderken ağlaya ağlaya gitmiş. Ben bir daha oraya dönmem diye tutturmuş. Anladım. Bir de galiba biraz... Neyse onu siz Alev'le konuşursunuz. Ben burada anlatıyor olmayayım şimdi. Annesi tokat atmış herhalde. O herif de bağırıp çağırmış. Yani şimdi ne oldu, ne bitti, hani Alev haklı mı, haksız mı nedir bilinmez ama... Yani kıza zul geliyor oraya gitmek. Annesini sevmesine rağmen gitmek istemiyor. Biz de siz de bilmek isterseniz diye anlatalım dedik. Bir de dün kolunda morluklar gördüm. Sordum, düştüm dedi. Ama şimdi... Alev! Ferit, ne yaptın sen? Şubede mi kaldın? Var mı bir gelişme orada? Var amirim, bir şeyler var. İsterseniz beraber gidelim bir şubeye. Gidelim. Yavrum, biz şimdi Ferit abinle gidiyoruz şubeye, vazife. Sen Türker ablanla beraber şeye gidersin, o tarafa. Ben seni gelir akşam alırım, oldu mu? Türker abla da burada kalsın, beraber bekleyelim sizi burada. Yok yok, ben Efe'yi ne yapacağım öyle? Biz beraber gideriz. Peki baba, izin verirsen ben bugün yuvaya gitmesem. Peki yavrum. Gitme bakalım. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Birisinden bir şey istersen, her kim olursa olsun bunu yapacaksın, edeceksin demek yok. İzin isteyeceksin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki yavrucuğum. Hadi falan. Hadiye teyzeyi götür beni. Örgü örtecek davana. Efe'ye de söyle, o da gelsin oraya. Affedersin. İzin verirsen oraya gidebilir miyim Türkan abla? Sonra izin verirsen Efe de gelsin oraya. Tekrar izin verirsen sonra hep beraber parka gidelim. Ay sus bıcır bıcır, hadi yürü. Ama üzülüyorsun Filiz ya, üzülme, yapma bunu. Seninle bir ilgisi yoktu ki ayrılmamızın. Belki ben biraz fazla abarttım. Sahiden Orkun'un bana karşı bir ilgisi yoktu. Ama insan sevince işte bilemiyor. Ya ne olur Filiz ya, içinden geldiği gibi davran. Ya anlıyorum Deniz seni. Anlıyorum. Ya Orkun'un senin karşındaki halini görüyorum. Niye ısrar edeyim ki ben? Belki sen farkında değilsindir. Belki senin de ona karşı bilgin vardır. Ya Deniz saçmalama lütfen ya. Ben sadece aradan çekildiğimi söylüyorum, o kadar yani. Ne istiyorsa onu yap. Sadece onu söylüyorum ben. Ya ben bir şey yapmak istemiyorum. Ben gidiyorum, görüşürüz.
Neredesin? Hiç gözükmüyorsun. Ben mahalleyim kızım. Sen nerelerdesin? Buralardayım ya. Görüşelim mi? Çok özledim. Tamam, görüşelim. İyi bak kendine. Hoş geldiniz abi. Ne haber Ferhat? İyiyim abi. Sigara içer misiniz? Sağ ol. Ya benim canım sıkkın. Biraz dışarı çıkacağım Ferhat. Bir kahve söyleyeyim mi abi? Yok, sağ ol. Amirim, ben organize ile birlikte onların sorgusuna gireceğim. Biraz bu olayı takip etmek istiyorum. Emir meselesi. Evet. Takip et ya. Benle ilgisi kalmamıştı bu olayın. Sen de ilgisi yok. Sen bilirsin git. Öyle diyoruz da işte. Ne diyor efendim şube müdürümüz? Şube müdürünüz, sayın müfettişler bir araya gelmişler, düşünmüşler, taşımışlar, araştırmışlar. Doğrudan doğruya söylemiyorlar ama ihsas ediyorlar. Yani eser koyduğa benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Şimdi bir sürü mesele başlayacak. Bizi görevden uzaklaştıracaklar. Bizi alacaklar, başka göreve verecekler. Cekler de cikler de işte bir sürü kıllık. Hukuki kaydırmacalar, eğdirmeceler, bir sürü dalga. İçinden diyor bir ses, yolcudur Abbas. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Şu hayatın sürprizi yok mudur yani? Her şey tahmin ettiğimiz gibi mi giderek? Sen bize bilgi verdin, sen bize sezme gücü verdin. Biraz daha sükunet ihsan eyle ya Rabbi, ne diyeyim? Tövbe estağfurullah. Aslanım Ferit. Böyle durumlar yani. Alo. 007'yi aradım, yanlış mı bağladılar? Songül sen misin? Benim. Ne yapıyorsun ya? İstanbul'a geldim annemi gezdim. İstanbul'a mı geldin? Hay Allah. Kızım şimdi gelmeseydin. Aman oraya girmesen daha iyi, buraya çıkmasan daha iyi. Sen müsait misin? Görüşecek misin benimle? Görüşürüz arkadaşım. Görüşelim arkadaşım. Sana bomba gibi haberim var ama telefonda söylenmez. Benim de sana bomba gibi bir haberim var. Peki o zaman karşılıklı bombalaşalım. Tamam, siz nerede kalıyorsunuz? Annemin bir arkadaşında kalıyoruz. Tahir başkomiseri de aldım. Çok özledim sizi. İkiniz beraber yarın akşam Boğaz'da Mavi Kafe diye bir tekne var. Oraya gelin. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Hoşça kal. Efe bunu yapabiliyor mu? Yok, yapamaz. Hiç merakı yok böyle şeylere. Onun aklı fikri top oynamakta. Peki bunu kızdan yapabilir mi? Yapamaz. Yapabilmek için biraz puzzle olmak lazım. Bak benim puzzle'larıma. Bakayım. Bakayım. Oo, güzel. O zaman ben sana bir kalem vereyim. Bir de tahta vereyim. Sen onun üzerine istediğin şekli çiz. Ben de onu testereyle keseyim vereyim sana. Hadi bakalım. İyi günler. Türkan Hanım'la görüşebilir miyim? Benim. Merhaba, ben Neslihan. Alev'in annesi. Aa, buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alev de yukarıda babamla şey yapıyorlar, oyun. Ben de terziye uğradım, oradan burayı tarif ettiler. Alev şeye gitmek istemeyince biz de babasına götürdük kardeşimle beraber. Sonra dedik ki Kamber amcayı göreceğim. Annemi, babamı falan. İşte aldık buraya getirdik. Anlıyorum. Alev! Alev, bak annen geldi. Buyurun yukarı çıkalım. Yok, çıkmayayım sağ olun. Alev! Bir tanem gel bir yüzünü göreyim.
gel. Seni almaya gelmedim, gel. Gel, Türkan ablanla konuşmaya geldim. Gel. Özlemedin mi sen beni? Özledim. Aferin sana. Beni almaya geldiysen kendimi yukarıda Efe'nin odasına kilitlerim. Bir daha da kimse beni çıkartamaz. Seni almaya gelmedim. Madem sen burada kalmak istiyorsun, ben bir nezaket ziyareti yapmaya geldim. Bak seninle o kadar ilgileniyorlar değil mi? Biz yukarıda kamerada değil de testlerden şekiller yapacağız. Anne, bak sen buraya gelirsin. Burada çok oda var. Burada kalırsın, burada yatarsın. İstediğin zaman gidersin. Değil mi Türkan abla? Evet yavrum. Ben ya Türkan Hanım, sizin de çocuğunuz var değil mi? Efe, Alev bahsediyor. Bakın beni en iyi siz anlarsınız. Ne kadar üzüntü duyduğumu anlatamam. Yani siz de galiba işinizden ayrılmak üzeresiniz. Evet, ayrılacağım. İşte ayrılınca problemler bitmiyor. Tabii babası da biraz düşüncesizlik yapıyor. Zannediyorum Alev de ondan etkileniyor. Yeni eşimle bir türlü bağlantı kuramadı. Ve bu bağlantının benimle de kopacağından korkuyorum. Lütfen böyle bir şeye siz de destek olmayın. Ne münasebet Neslihan Hanım. Biz niye böyle bir şeye destek olalım ki? Kaldı ki Alev bunları gelip burada anlatacak yaşta bir çocuk değil. Anlıyorum ben. Yani rehberlik hocası da almış buraya getirmiş. O da ayrı bir konu zaten. Sözde beni aramış bulamamış. Sonra babasını aramış. Yani ortada bir çocuk var ve bir ailenin yanında kalıyor. Aynı şey sizin çocuğunuz olsa, bu işte bir tuhaflık yok mu? Vallahi biz hiç öyle hissetmiyoruz. Tahir Bey'le kardeşim, abi kardeş gibi oldular. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Alevi ailecek o kadar benimsedik ki Tahir Bey de öyle bizim için. Biz kalabalıklarla büyüdük. Öyle seviyoruz. Ama sizinle ve eşinizle bu çocuğun mutlu olması için biz de gayret ederiz. Ama Alev zannediyorum ki tahminimizin çok ötesinde zeki ve hassas bir çocuk. Anlıyorum Türkan Hanım. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Her şeye rağmen teşekkür ederim. Yalnız bütün bu ilişkiler içinde canımı sıkan bir şey var. Neyse ben gideyim. Evet Selin Hanım, bizim için bu mesele bitti. Artık bundan sonrasında mahkeme karar verecek. Çok teşekkürler Ferit Bey. Çabuk sonuçlandırdınız. Öyle, aslında bu tip işleri genelde çabuk hallediyoruz. Çok fazla vaktimizi almıyor. Esas insanın vaktini alan düşünceler. Nasıl düşünceler? Ya ne bileyim, hayatla ilgili düşünceler. İnsan rahat olamıyor. Zor bir şey. Her gün uyanıp geceleyin huzur içerisinde uyumak. Neler oluyor uykuyla uyanıklık arasında, öyle değil mi? Acaba yanlış meslek mi seçtiniz Ferit Bey? Niçin? Yani sanki duygularınız başka yerlerde gibi. Ne gibi? Yani bu meslek için fazla romantik değil misiniz? Yok, romantik değilimdir Selin Hanım. Uzun zamandır unuttuk romantizmi. Evli misiniz Ferit Bey? Hayır, değilim. O zaman tavsiye ederim. Siz evli misiniz? Hayır ama evliliğe doğru gidiyorum. Ya, Allah Allah. Niye şaşırdınız? Hiç öyle bir tipiniz yoktu ondan. Selam. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Mithat Bey teşekkürler. Sizin de çok katkınız olmuştur bu meselenin çözümünde. Ha yok canım, biz bir şey yapmadık. Bir ara Tahir Başkomiserle görüşebilir miyim? Tabii görüşebilirsiniz. Ama şu an şubede yok. Şu an için söylemedim zaten. Bir ara görüşmek istiyorum. Yazın içinde kapsamlı bir şekilde ondan bahsetmek istiyorum. Bu konuyla ilişkili tüm yazdıklarım burada. Bir de siz bakın. Selin Hanım, kardeşimin ismini dahil ettiniz mi? Evet, ettim. Sizden bir şey rica etsem kardeşimin ismini çıkartabilir miyiz? Yani ben esasında her şey olduğu gibi yansıtmak istiyorum. Anlıyorum, tabii anlıyorum. Bakın şimdi biz bu olayı burada çözüyoruz ve bitiriyoruz. Kardeşinizin ölümünden ne o satıcı sorumlu ne de satıcılar. Bazı şeyleri kökünden değiştirmemiz gerekiyor. Ama şimdi bu olayın içerisinde benim kardeşimin ismi geçerse
Bu benim meslek hayatım için pek iyi olmayacak. Ben burada doğru bir şeyler yapmaya çalışırken... Yani eğer müsaade ederseniz bu sayfaları çıkarmak istiyorum. Bilemiyorum Ferit Bey. Bu konuyu düşüneceğim. Çünkü benim de bu olayda kardeşim olur. İyi günler. İyi günler. Amma sıkı kadın bu ya. Ya evet. Belli abi, bu kadın tuttuğunu koparır. Bana bak, var mıdır kimi kimsesi acaba? Yani ben böyle bir sevgilim olsun isterim vallahi. Aman oğlum, sakın sen isteme. Niye? Sen istersen olur. Ne olur? Şimdiye kadar istediğim bütün hatunlar senin olmadı mı oğlum? Yok be, ben hiçbir şey yapmadım vallahi. Neyse abi, sen bu ablayı kesin kafaya al bence. Çünkü şöyle inceden bir götürsen var ya, bütün sayfaları yırtar. Lan oğlum, aklın fikrin kemer aldı. Ama ben bu kızla arkadaş olmak isterim. Hmm. Ya arkadaş olduktan sonra da ne olur orası belli olmaz tabii. E tabii. Bu pencere Kamber ailesinin. Bu pencere babama, bu pencere de annemin. Peki sen neredesin? Üçündeyim. Hepsinde de birer yatağım var. Ne güzel. Kamber dede. Canım. Ben bunu babamın evine asabilir miyim? Gayet tabii. Gayet tabii. Yoruldum ama. Ha bak, hadi teyze geldi. Kız gibiydin maşallah. Bebeğim. Şükür kanam zaman ya. Oh canım yavrum. Nasılsın? Artık sen Şeyma Hanım'ın kızı oldun ha? Vallahi küseceğim sana. Burada ne güzeldik hep beraber. Akşama sakın bir yere gitmeyin. Ferit'e de haber ver, o da gelsin. Akşam yemeğini beraber yiyelim. Tamam anne, ben ararım. Ne oldu? Bir şey mi var, niye yatıyorsun? Yok, uzandım öyle. Hayır, varsa bir rahatsızlığın bir şey kaynatayım. Ihlamur muhlamur, nane limon ha? Yok yok. Yok canım bir şey. Aman sen hep böylesin zaten. Bir şeyin olsa da söylemezsin. Türkan, senle çocukken ne kadar çok kavga ederdik değil mi? Öyle, çok ederdik ya. Ama laflarımız hiç birbirimize batmazdı. Biz büyüyünce laflarımız da büyüdü. Peki ben sana çocukken hiç orospu dedim mi? Şıllık dedim mi? Dedin. Ama öyleydi. Evet öyleydim belki de. Ya Türkan ya. Ne olur geçen günkü sözlerimi çocukken söylemişim gibi kabul eder misin? Olur. O zaman sana bir dedikodum var. Bugün Neslihan Hanım geldi. O kim ya? Alev'in annesi. Allah Allah, ne işi varmış buralarda? Alev'le ilgili konuşmak için gelmiş. Ne konuştu ki? Ya canım, o bizi merak etmiş. Nasıl bir aileyiz, kimiz? Alev buraya gelip gidiyor ya. Aman Şıllık, kendini merak etsin önce. Ay. Ya vallahi benim ağzım iyice bozuldu ya. Yani onu beğenme, bunu beğenme. Evde kaldım, dilime vurdu işte. Burada olmadı ya. Bunu değiştirelim. Bunu buraya koyacaksın ki bunun ikizi gibi duracak. Değil mi? Onu da öykünü de şuraya takacaksın ki buradaki Fez öyle şunu bir tutsan. Belki de bunu oradan kaldırıp bu karşıdakini buraya koymak lazım ama hele bir tutma. Bir takar sen oraya. Az bir şey sağ tarafını da kaldır.
Az bir şey daha. Bunun daha iyi olduğunu umarım ya. Onu buradakini kaldırıp da oraya koysak. Ya Taho, oturak iki çift laf edek ya. Gece vakti tak tak çakışsan, milleti rahatsız edeceksin ya. Ya bizi de yaptın onun mankeni. Ya bozdun mu geceyi, illa bir yere çakacaksın ya. Tak tak oraya, tak tak buraya. Geldiler yine ha, geldiler. Gerilerin dışında mancuraları var ama içeriye tahta çakmak lazım. Dış tarafa da demir parmaklık yapacaksın ki aynısından bir daha dış kapıya koyacaksın. Burası emniyetli olsun, değil mi? Ne? Ne yapacaksan ora tahta çaktın, dışarı demir parmaklık, ora demir kapı. Hücre yapsan sensiye. O zaman niye eve gelsen? Git nezarete kal. Gezetin bunları niye yapıyorum ki? Gideceğim buralardan ama gitmeden önce düzeltmek lazım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gidiyorsun ulan? Ya Feyzo, ben gitmezsem zaten bunlar gönderecekler beni. Şunu aklı başında bir insan gider emniyete dilekçesini ver, istifasını basar, evden de çıkar, ne cehennemin dibine gidecekse gider. Ya ben ne istiyorum ki zaten? Ben gitmişim oraya, vermişim istifamı. Israr ettiler, istifayı geri aldırdılar bana. Şimdi benim peşime adam takmışlar. Beni mahkemeye çıkaracaklar. Cinayetten mesul tutacaklar. Yani böyle ajan takıyorlar benim peşime. Ya yani ne yapmışım bu memlekette ya? Ya ben bu memleket için vazife yapmışım ya. Kimsenin beş kuruşunda gözüm olmamış, kimsenin rüşvetini yememişim ya. Ağrıma gidiyor ya. Ya bırak, gel otur şöyle ya. Şöyle otur ya, derin bir nefes al ya. Ya. Ne yaptın şeyi? Aradın mı Leyla Alem'i? Leyla Alevi ne yapacağım Feyzo? Benim konuştuğumla Leyla Alevi'nin ne alakası var ya? Ya aradın mı, aradın mı? Bırak, neşeli mevzulardan konuşak ya. Ya aradım, aradım, bulamadım. Bulsam ne olacak zaten ya? Ya Feyzo, sen benim başımda ne var biliyor musun? Bunların hepsi geçecek, bunlar gelir geçer. Yani ben başka mevzuya takıyorum. Yani sen hayatı başka yerden yaşıyorsan, ben hayatı başka yerden yaşıyorum. Sen gelsen, benim yaşadığım tarafa geçsem, bunların hiçbiri olmayacak. Gece vakti elinde çekiş, çivi, tak 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 vuracaksın, tak tak vuracaksın. Yok oraya tahta, panjur, oraya demir kapı, buraya demir parmaklık. Yani sen siyah zindan örüysen, ben onu diyeyim. Yani bakma, mevzuyu gırgıra vuruyorum. Ama işin gerçeği bu yani. Bütün bunlar olup biterken, gel benim Urfa'daki evde durayım. Otur Balıklı Göl'ün kenarına. Söyle kaçak çayını. Sar cigaranı. Ezeni dinle. Yap yap. Öyle Feyza ya, öyle. Ne günler yaşadık, ne günler gördük. Neler okuduk, neler yazdık, neler çizdik değil mi? Dağlara, taşlara vuruyor. Duaların aksı. Toprak evlerin içinde bir nehir gibi akıp gidiyor huzur. Güneş yakmış tenimizi, kurak vurmuş bedenimizi. Ve biz sessizce doğacak günü bekliyoruz. Babaya rahmet. Ben bunları senin gibi böyle söylesem var ya, ne işim var emniyetten, ne işim var cinayetten. Giderim Urfa'ya. Asbap gecesine katılırım, sıra gecesine katılırım. Sen al Türkan Hanım yana. Ha Türkan Hanım senin bu şiirlerini duysa var ya, okusan bu şiirlerden sen Türkan Hanım. Türkan Hanım sen ne gider Urfa'ya, sen ne gider Kars'a, sen ne gider Fizan'a. Al Türkan Hanım'ı, Alev'de kat yanına, bak onda çocuğu var. Ha biz bir valizin içinde. Urfa senin, Antep benim, Diyarbakır orası, Kars burası. Eyle, oh! Ya Feyzo bilmiyorum. Türkan Hanım mı olur, başka bir hanım mı olur bilmiyorum ama benim hikayemin sonu böyle bitecek. Basıp gideceğim buralardan. Aha bak, Türkan Hanım geldi. Feyzo, bak vallahi şu eve bir tane tazikli hortum alacağım. Sen konuştuğun zaman ağzına sıkar. Ağzına sıkarım ki o konuştuklarını yut bir daha çıkmasına. Şahsiyetsiz pezemeksin ha. Bak kendine geldin bak. Lan kızım sen nasıl şeysin böyle? Herkesi servise hazır tutuyorsun ya. Ben ne zahmet ettim? Ben gelir alırım.
Lafım mı olur abi bunun ya? Merhaba Feyza abi. Hoş geldin Ferdi. Feyza amca. Amcası ya kurban olsun. Bak. Azıcık da. Kızım vurma kafama, beni aptal edeceksin. Bak ya, ya bu kız benim kafamı dümbele zanneder ya. Ben de senin kafana vuracağım. Yok, ben senin kafana vurmayayım. Ben senin yanaklarına vurayım böyle. Yap bakın böyle. Maymuncuk sana kız. Kız gelin ne kız olacaksan çiğ köfte yapmaya gel. Ne çiğ köftesi ya? Babaya çiğ köfteyi sen yapacaksın. Bizim ailemizde, töremizde makbul budur. Kadınlar yapar çiğ köfteyi. Öğret buna çiğ köfte yapmayı. Bunu kültürden uzak tut İsa'm çocuğu. Öyle mi? Lan ne kültürden mahrum bırakıyorsun? Bu kadar çocuğa daha çiğ köfte yapması öğretilir. Hadi kızım git. Elini yüzünü yıka. Geç elini giy. Kaç oldu saat? Hadi. Sen uyutmazsan ben de uyumam. Al işte ha. O kadar değilsin. Bunları siz şımartıyorsunuz böyle. Kızım yatağına git. Bir sene giy, gecelini ben geleceğim. Git. Çabuk. Ferit nasılsın? Annem baban nasıl? İyiler amirim, iyiler. Eşyalar gelmiş, güzel olmuş. Güle güle oturun. Sağ olasın ya. Yavaş yavaş işte geldi, böyle koyuyoruz. Amirim, bu emir meselesini ne yapacağız? Bitiremedik, gitti değil mi? Ne yapacağız bilmiyoruz. Bizi de şimdi hafif uzaklaştıracaklar bulunduğumuz mevkiden. Onbaşı olacağız yani. Biz de çıkarız sokağa, yeriz Rambo gibi kıyafetlerimizi. Makinelere takarız, bunlarla savaşırız. Yapacak o. Etrafımız kalabalık amirim. Öyle. Ama bu defa etrafla falan uğraşacaklarını zannetmiyorum Ferit. Aniden direkt oman gidecekler hedefe doğru yani. Yani? Yani ya onlar nalları dikecek ya biz nalları dikeceğiz. Bunun öyle yakala adalete teslime tarih kalmamıştır. Burada biz cephe cepheye savaşacağız. Süngü savaşı. Bütün bunlar ne için? Bir avuç dolar için. Ben kızımı yatırayım. Ya Feyza abi, duydun değil mi olanları? Ya, duydum. Sizin işiniz gücünüz kovboyculuk ya. Kardeşim sen daha gençsin ama bunu bir hale koyak ya. Değilse bu kafayı kıracak ya. Tutturdu oralara buralara çivi çakacağım, buraya demir yapacağım, oraya panjur yapacağım. Yani kendi kendine hapsedecek ya. Yani köyün delisiydi, şimdi oldu memleketin delisi. Ya abi, nedir bu durumu bizim amirin? Böyle iki devre bir şeyler anlatıyor, delilikten bahsediyor. Geçen gece burada oturuyoruz. Deli beni takip ediyorlar. Ha yapar der. Feyza abi bir şeyler yaşıyor bu. Şimdi hep mi böyledir yani, hep mi böyle konuşur? Huyu mu böyle, tam çözemiyorum, anlayamıyorum durumu. Nedir ne değildir yani, bir sorunum mu var? Yoo. Deli. Nasıl yani? Bayağı delidir yani, meteorolojisi bozuk. Yani ben bile hayret ediyorum. Nasıl idare ediyor hayatı? Onun için kaş damarına basmayacaksın. O sinirlendiği, delildiği zaman çekip gideceksen ya da eğlenip gideceksen. Bu delirdiği zaman ben geçeceğim karşısına, göbek atacağım, o zaman gevşeyim. İdare edeceksen. Ama şunu soruyorsan sen ki, dürüsttür, namusludur, delikanlıdır. Yani benim hayatta arkamı dönebileceğim tek adam. İşin o tarafından şüphemiz yok Feyza abi. De bu delilik durumu nedir? Meçhul bir gençlik var, bilmem ne var. Oralarda neler yaşandı sen biliyorsundur. Vakti zamanında öyle bir rahatsızlık geçirmiş. Yani kafa tahtaları bir aralanmış ama birleştirmişler geri. Müşahede altında tutulmuş. Tedavi görmüş yani, atlatmış. Ama arada bir işte böyle geliver.
Günaydın babacığım. Sabah oldu mu? Günaydın kızım, oldu. Saat kaç? Saat 8:05 var. Hep horladın baba. Öyle mi? Ben horlamam, sen horlamışsındır. Ha? Uyuyamadın mı peki? Çok mu horladın? Yok. Çok güzel horluyorsun baba. Öyle mi? Sen horlayınca ben hiç korkmuyorum. Ama sen sessiz uyursan korkarım. Sen ses mi istiyorsun hep geceleri? Korkuyor musun sen? Yok, korkmuyorum. Ama sen olmazsan korkarım. Böyle şeyler söylemeyeceksin. Kızım cesurdur benim, değil mi? Hani biz seninle beraber, hatırlıyor musun bakayım? Urfa'da sen çok ufaktın o zaman ya. Geceliğin seninle yürüyoruz. Bir baktık 7-8 tane köpek. Biz ondan sonra havlıyorlar. Usuracaklar bizi. Sen de el ele tutuştuk. Biz de başladık köpekleri havlamaya. Onlar dediler, ulan bunlar da havlıyor, bunlar da köpek mi? Onlar havladı, biz havladık. Bize bir şey yapamadılar, geçtik, hatırlıyor musun? Ama orada sen vardın. Yine ben varım. Hı? Güzelim benim, bir tanem. İnşallah ömrümüz olursa hayatımız hep beraber geçecek. Sen büyüyeceksin. Çocukların olacak, bana torun vereceksin. Senin mürüvvetini göreceğim. Değil mi kızım? Şimdi sana bir şey soracağım. Bana doğru cevap vereceksin. Bu kolundaki morluklar nereden oldu bakayım sen? Bir şey değil babacığım. Ekrem amcayla konuşurken tuttu böyle. Bana çok kızdı. Ama kötü bir şey yapmadı. Peki canım. Babacığım, beni Türkan ablalara yollar mısın? Ben orada kalayım. Ben istediğim zaman gene alırsın beni buraya. Seninle beraber yatarız burada. Olur kızım. Ben bugün yuvaya gitmesem? Olmaz kızım. Teşekkür ederim ya. Tekin'i almışlar içeri. Ne zaman baba? Dün akşam. Bütün mahalle onu konuşuyor. Ama karar çıkmış hakkında. Hapis kararı. Ne kadar yatacakmış? Bilmiyoruz. Biz yeniden burada mı kalsak anne? Ben buradaki odamı çok seviyorum. Şeme teyzelerde odam yok, burada var. Efe bıktım bu isteklerinizden. Ne tuhaf bu çocuklar ya. Her şey elinizin altında olsun istiyorsunuz. Niye gittik buradan? Anneannen rahatsızdı. Alev de buradaydı. Çoluk çocuk koşturup kafasını şişirmeyin diye. Hem nankörlük etme, ne kadar güzel ağırladılar bizi orada. Bak zaten yine okuluna geç kaldın, koşa koşa gideceksin. Güle güle yavrum. İyi dersler Efe. Babama ne olacak? Ne demek o şimdi? Dedemden konuştuklarınızı duydum. Sen artık kapı arkalarından insanları mı dinliyorsun? Hayır, ilk defa dinledim. Peki, gel ben sana izah edeyim. Baban işlerini büyütmek istedi. İşlerini büyütmek isterken de borçlandı. Savaştı, ekonomiydi, oydu buydu derken başarısız oldu. Ve para kaybetti. Bu yüzden de mahkeme onu cezalandırdı. Böyle durumlarda eğer parayı da ödeyemezsen insanları mahkemeler cezalandırırlar. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Babana da böyle bir şey oldu işte. Bunun başka bir nedeni yok. Peki siz hiç barışmayacak mısınız? O yalnız mı kalacak?
Efeciğim sen çok büyük bir çocuksun. Her şeyin farkında olacak kadar büyük bir çocuksun. Babanla geçinemediğimizin farkında mısın? Evet. Peki üzülmüyor musun biz yan yana geldiğimiz zaman geçinemiyoruz, kavga ediyoruz? Üzülüyorum ama siz ayrı kalınca da üzülüyorum. Efeciğim sen çok akıllı bir çocuksun. Kocaman bir kalbin var, kocaman bir kafan var. Benim hayatımda senden daha önemli hiçbir şey yok biliyorsun değil mi? Sen de beni yalnız bırakma olur mu? Olur. Ne demek istediğimi anladın mı? Anladım. Paran var mı? Yok. Bende var. Kaç para vereyim? Ne kadar versen ver. Ben okulda para harcamıyorum ki. Olsun sen artık kocaman büyük bir adamsın. Yanımda dursun. Ver o zaman. Kitabınızda sağlıklı yaşamdan çok aşktan bahsediyorsunuz. Size göre aşk insanın ömrünü uzatıyor. Sağlıklı bir ilişki için çiftlerin birbirlerine zaman ayırması gerektiğini savunuyorsunuz. Peki sizin aşk hayatınız nasıl? Tabii çok özel bir soru olmazsa. Vallahi ben bu konuda biraz tutucuyum galiba ya da geri kafalıyım. Yani siz buna tutuculuk mu dersiniz, aptallık mı? Televizyon açsana, yenge televizyonda. Aa bugün de değil mi ya? Ulan nasıl unuttum? Çocukluğumdan beri bir tane sevgilim oldu. Ciddi misiniz? Evet. Peki evlilik, evliliği hiç düşünmediniz mi? Ya tabii ki de evliliği düşünüyorum ama sadece benim düşünmemle olmuyor. Karşımdaki insanın da evliliği düşünmesi gerekir. Aşık mısınız peki? Evet çok, çok aşık. Ne kadar aşıksınız? Mesela bütün yaşantınızı değiştirebilir misiniz? Ya da mesleğinizi bırakabilir misiniz? Çünkü gerçekten bunu yapan insanlar var ve benim çok ilgimi çekiyor. Yani bulundukları ülkeden başka bir ülkeye gidebiliyorlar. Siz gidebilir misiniz? Giderim. Yani bunu bildiği halde hala size evlenme teklifi etmiyor öyle mi? Yok o bence evlenmeyi düşünmüyor. Yani mesleğinde... Mesleği nedir? Dedektif. Dedektif? Yani nasıl? Cinayet masasında polis. Ha, anladım. Polis demiyorsunuz da dedektif diyorsunuz. Onlarınki farklı bir polislik. Hı-hı. Yani polis deyince insanlar başka türlü şeyler düşünüyor. Anladım. Peki yakışıklı mı? Evet çok. Ne kadar? Herkesten daha çok. Peki o zaman size mutlu, sağlıklı ve aşk dolu bir yaşam diliyoruz. Programımıza katıldığınız için çok televizyon izliyoruz ha. Sayın seyirciler. Yengemiz televizyonda. Ferit'in fişi çıksa da. Öyle mi? Ne kadar sağlıcakla. Vay çok güzelmiş Ferit. Bütün gazeteciler, polis muhabirleri. Herkes bu olayı konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Sen kardeşini bu ifadelerden çıkarmayı düşünmüyorsun değil mi? Emniyette herkes duyacak bu olayı, duydu herkes. Ya ben olayın sadece basına yansımasını istemiyorum o kadar. Yoksa herkes gördü, kardeşimizi buraya getirdik, ifadesini de beraber aldık. Ya kardeşin olayların içindeyse? E, temiz çıktı. Ne bileyim, satıcılarla işbirliği içindeyse peki? İtihat, buradan kalkarım, kafanın ortasına bir tane çakarım, seni şube değiştirirsin. Benimle bu şekilde konuşma Ferit. Ben kolejdeki Mithat değilim. Senin o çaktığın havada dolanır dolanır, sana döner. Mithat arkadaşım, bak böyle saçma sapan konuşmayalım ha. Ben konuşmuyorum, o konuşuyor saçma sapan. Tamam ya, siktir git hadi. Doğru konuş lan benimle. Bütün bir herif bu ya. Ya sen kendini ne zannediyorsun ha? Nereden çıktın lan sen? Ha? Sana diyorum, sen kendini ne zannediyorsun? Cemil bir dakika. Ya ne biçim konuşuyor abi? Bak arkadaşım, biz burada iki arkadaş kavga da ederiz. Birbirimize küfür de ederiz. Asıl sen nereden çıktın lan Bülbül? Bana lanlı lanlı abuk subuk konuşma tamam mı? O zaman arkadaşına arkadaş gibi davran. İkimizin de asabı bozuk galiba. Ben gideyim. Sen de laflarına dikkat et. Sen de hareketlerine. Nereden çıktı bu abicim? Piyangodan mı? Ne bu ya? Güzel bir yermiş burası amca. Güzeldir, güzel. Bak gördün mü bunu sen?
Çok acı çekmeden derin derin uyuya uyuya ölüme gidersin. Düşmanının koynuna atacaksın bunu. Biz dedeme ne kadar çok benziyoruz değil mi? Hem mi o? Böyle vahşi şeyler seviyoruz. Eyvallah. Ferit Çağlayan. Ferit Çağlayan, ben de bu yılanı senin ağzına sokmazsam. Ayaklandım geliyorum ulan. Ayaklandım geliyorum Songül. Ayaklandım geliyorum. Neredesin ya? Kızım geç kaldık yemeğe. Patron delinin teki. Allah aşkına hadi ya. Kırdım büktüm bilmiyorum ama senin cenazeni kaldırırlar lan! Anladın mı lan? Thank you.